Merhabalar. Gönül dostları. Al sen tut Ercan, hep ben tutuyorum. Az da sen İyi, elin, ama, elin, ama. Elin, elin. Elin mi? Elin, çantayı da böyle tutuyorum. Bazen telefon elimde, Ercan elin ha. Tamam. Bazen telefon şey yapınca düşüyor çantayı, o yüzden böyle yapıyorum. Benim kızlar sinir oluyor, anne gene boynunu attın diye. Nereye gidiyor? Canlar biz geziyoruz. Orçun gene çocukları topladı. Çarşıya gittiler gezmeye. Gezecek, tozacaklarmış. Dışarıda yemek yiyeceklermiş. Ondan sonra Ercan'la biz de kaldık mı? Ercan da işten gelmişti. Bugün Talha'nın sporu vardı. Evet. Talha'yı spora götürdü. Yazlık orada bekledi. Beni dedi kandırmaya çalıştı da ben gitmem dedim. Gelmedi. Orada bekledim. Bir saat orada oturdum. Güneşin altında arkadaşlar ya. Ben akıllıyım. Yoo dedim. Çünkü ben orada güneş değdi miydi migrenim azacak. Sonra da eve geldim. Oturunca uyku basıyor. Uykusuzum. Selma dedim. Hadi Selma dedim. Ya bahçeye gidelim ya da yürüyüş yapak. Gezek bugün dedim. De dedim bahçeye bırak. Bugün de deniz kenarına doğru geldik arkadaşlar. Şimdi ormandan ağrı yürüyoruz. Arkadaki çiçeklere bir bakın ya. Benim kadar güzel olmasa da güzel yani. Ben daha güzelim. Dur hadi çekelim. Ben daha güzelim değil mi? Yok be, arkadakiler daha güzel duruyor. Dur, dur ben onları hava çekeyim. Hava sıcak da ben biliyorsunuz ekle buralarda güneşlenmeler olduğu için ben mecburum kalın. Selma sahil deniz olduğunda hafif esiyor. Hatırlarsanız hafif şu pantolonlardan esiyor. Etekli pantolonlardan almıştım. Kışın onu da giydim. Rahat oluyor bunlar. Hadi çiçeklerin içine gömül. Gömülme Mercan, böcek mücek olur. Hadi olsun olsun. Böcek elinde sonunda o böcekler bizi yiyecek. Aman olsun, biri öldükten sonra boş ver. Bakalım. Ay, resmi de çek Ercan, resim çek. Kapak fotoğrafı yaparım. Çektim. Çektim. Güzel, sana çok güzel. Ama. Güvenme. Ben sana niye güveniyorum? Hadi, hadi gelin. Gel, şimdi aşağı inelim. Gel hadi gel. Efendim, gel kardeşim, burası gel. Bizim bas bu tarafa. Bizim evimiz, bakın hemen Ercan şu tarafı çevirsene. Evimiz yakın. Biliyorlar, biliyorlar. Biliyorlar. Yani göstereyim mi? Sen kamera çekmesini beceremiyorsun da olsun. Ben almıyorum yakından. Olsun olsun. Bayırdan aşağı yuvarlanmıyor. Ben yuvarlanmam valla. Ben... Yem yeşil efendim, hemen evimizin yanı orman bizim. Hemen altında da sahil var. Ben pek sahile tek başıma inmem. Bu aralarda diye yürüyüş yapıyoruz, bol bol kilo vereyim diye. Ercan İnşallah inşallah inşallah. Ercan bir ay evde ya. Bir ay beni yürütecek. İnşallah. Sizinle de kilolarımı göreceğiz. Sabah 8'de. Akşam dartılacağım. O dartıldığım kilom kaçısı onu da size söyleyeceğim. Ben utanmam. Vallahi utanmam. Evet. Kilomdan falan. Evet. Yaşımı falan. Şu an 150-160 falan. Yok ne? Yok anam, yok o kadar bir şeyim yok. Ya olsun olsun, 90 kiloluyum ya. Yani o da ya. Benim de boyu da var. Kemiklerim iridir zayır. He. Kadam alayım. İki bak bir ye diyorum ben sana. Kız bir şey yiyemiyorum. Lütfiye demiş ya, kız bacım demiş. Bizde o kilolar var. Zeynep'im de demiş. Bizde arkadaşlar. Benim ailem de kilolu. Benim annem de kilolu. Bizim fiziğimizde böyle. İstersen Allah'ın suyunu iç bir yudum. O bile bende kilo yapıyor. Biliyor musunuz? Yapar. Kim bilir, yarıyor ya. Bize yarıyor yarıyor. Vallahi stresten alıyoruz biraz da. Evet. Bir de benim şu bacak rahatsız ya. Ben o zaman aldım o kiloyu. Yoksa ben de bu kadar kilo olmazdı. Beni burada herkes bilir. Bahane bahane çoktur şahane. Yok anam, ben asla yalan konuşmam. Birgül abla, bakın Birgül ablaya sorun. Vallahi öyle. O bakın, o bir şey yapıyor. İnsan şeyinden anlıyor. Hadi hadi. Oturuyor. Hep yabancılar var bu deniz kenarının etrafında. O yüzden eskiden geliyordum da. Şimdi artık gelmiyoruz. Hep yabancı. Hep onlar şimdi hep var. Yabancı da oldu. Evet. İnanın anam, buraya yemiş. Çevireyim mi? Çevirsene Ercan orayı. Hadi çevireyim şöyle arkadaşlar. O yüzden biz buralara gelmiyoruz. Buralar mahvoldu. Bunlara göreymiş. Bunlar buraya tatile gelmiş. Görmeyen arkadaşlara yeni gelen. Habire de çocuk yapıyorlar canım. Yeni gelen arkadaşlar da görsünler. Biz, bize yakın bak, yürüyerek geliyoruz. 5 yani, dakika. Denizin ortasında köprü var. Yüzüyorlar bile Selma. O da hava ısındı mı? Yüzüyor. Hava sıcak sıcak. Sabah daha sıcaktı. 8'de güneş vurdu ki su ısındı. Millet yanıyor. Yok anam, bir ben üşüyorum. Şimdi beni böyle hırkalı mırkalı görsünler. Der ki bu karı kafayı yemiş. Bir de şapka da asaydın Selma. Abi sevmem ya. Aman. Kışlık belki su ısın. Su sıcak mı Selma? O zaman su sıcak. Sıcak Ercan, sıcak. Bakın arkadaşlar, vallahi kalabalık ha, ne kadar dolu. Deniz masmavi. Duygucuğum, bak vlog çekiyorum. Sen dedin ya. Güzel. Öyle vallahi canlar. Evet.
Yani düşünün. Bir burası aşağı sahil, bir de bunun üstü var. Üst sahili. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Şimdi oraya doğru gideceğiz. Bunun karşı taraflar da hep sahil arkadaşlar. Şu karşılar var ya, oralar hep sahil ama oralar işte arabayla gideceğiz. İyi olur. Bakalım bir de o taraf. Buraya buranın kumu çok güzel değil. Öbür tam kum, buranın gibi biraz çakıl taşlı gibi. He. Gençler bakın burada böyle basket voleybol falan oynuyorlar. Basket mi? Voleybol mu? Voleybol Selma bu. Ha. Basket değil. Basket atıyorsun, içine giriyor. Bu voleybol. İyi, ne öyle ki, biz de beni anlamışlardı. İşte böyle dostlar. Size yaz vlogu çekelim. Hem de dedik sahil gezmiş oluruz dedik. Arkadaşlar. Bizimle siz de gezin istedik. Göster bak Ezan gençlerim. İşte şey, pandemi yok. Pandemi. Korona morona bitti. Herkes sahilde. Aynen öyle, sahilde vallahi. Millet hayatı yaşıyor. Köprüye çıkmamıza gerek. Evet canlar, bakın şöyle sizi bir dinlendireyim. Deniz ruhun gıdasıdır derler. Gerçekten de öyle arkadaşlar. Şuna bak, ne kadar sakin, sessiz. Sus da bir şey Evcan'cığım, sus da bir dinleyek. İnsan yaşadığına mı? Gelin hepiniz bu tarafa taşın arkadaşlar. Buralar çok güzel. Evet canlar, biz şimdi bu ikinci sahil bu. Birisi bizim evin oradakiydi. Bu da bizim biraz evimizin uzağında canlar. Kıdıgımı geldik. Ne burada evet. 15-20 dakikalık sen. Yürüye geldik. Bakın akşam saat kaç oldu Ercan? Saat burada 7'yi geçiyor. Şu an akşam 7, Türkiye 8 diyelim. Evet. Yani 7'de burası böyleyse sabahı siz düşünün. Yani sabah 8'de diyorum, dolmuştu diyorum öğrencilerin önüne. Selma, ben sana ne diyorum? Şöyle yakınlaşayım. Şu karşı gözüken yer var ya, orası da Danimarka canlar. Dedin Selma. Olsun, bir daha diyeyim Ercan. Bu da Ercan. Ha. Bu da usta. Bu da Ercan, şoför Ercan. Uykum. Çiçek Abbas. Bak sokağa çıktın ya, uykum gitti biliyor musun? Sokağa çıkınca uykusu gidiyormuş ha? Ama Ezra'sa vallahi sen çöküyor uyku, niye öyle diyorum bari? Gelin ya, hepiniz buraya gelin de gezdireyim sizi ya. Ne güzel yerler var burada, gelin arkadaşlar gelin. Gelin de gezdirsin Ercan sizi canlı. İşte böyle. Otobüsümü alırım, kiralarım. Şurada mangal yaparız, çay demlerik. Süper olur. Aynen öyle. Merhaba. Evet değerli dostlar, burası da bizim şirin Flensburg'umuzun ikinci sahili dediğim daha gibi. Daha dur, büyük sahile de götüreceğim şu tatile. Daha Danimarka'ya da gideriz, burada daha güzel bir sahil var. Orası çok güzel.
Oralara da gideriz inşallah. Kumun güzelliğine bak Selma kız. Evet şurada bakın buranın kumu böyle. Diğer tarafınki biraz taşlı. Yani bu biraz daha ince. Yok yok. Tam sahil. Tamam işte bu biraz ya daha ince. Burada niçin fazla taşlı, denize girilmiyor biliyor yani musunuz? Burada kuzey yeri olduğu için her zaman güneşimiz olmuyor. O yüzden burası hani fazla rekabet görmüyor. Azıcık güneş olunca da tabii ki insanlarımız koşuyor geliyor. Ha bizler giriyoruz. Türklerden çok fazla burada denize giren olmuyor. Çünkü küçük bir kasaba olduğu için ve insanlar birbirlerini tanıdıkları için hani genelde tavsif edilmiyor ama isteyen tabii ki giriyor. Tabii canım, rahat yani o konuda sıkıntı yok ama insanların kendi şeylerine kalmış, iradelerine kalmış. Ne ama, yapalım? Ama onlar da uzak biz yere girmiyoruz şahsen. Ne ben ne çocuklarım yani ne bizim taraftan fazla kimse girmiyor. İsteyen girebilir dediğim gibi. Ama gezmeye gezelim. Ha geziyoruz mu? Ben normalde buralara pek gezmelere gelmem de sizin için geliyorum. Ben pek fazla sahil kenarlarında falan böyle kalabalık ortamlara girip gezmeleri de fazla sevmiyorum canlar. Şöyle yapayım. Kalabalık ya. Yani dağılmış bir hali bu bir de, şu an. Bir de hafta içi daha. Sen evet. Bir de hafta sonu gör. Hafta sonu yer kalmaz. Sabah neyse canlar. Gel şimdi yürüyelim. Biz Ercan'la şöyle yürüyelim. Edi büdü yürüyor arkadaşlar. Gıdım evet. Gıdım gıdım yürüyor. Şimdi şöyle biraz siz da böyle. Siz de gezdiriyor. Biz de geziyoruz. Sayenizde ben de geziyorum ha. Al yoksa sana. Yoksa bu yine çıkmayacaktı. Ben sizin sayenizde geziyorum. Allah razı olsun sizden. Vallahi ben sizin sayenizde geziyorum. Yoksa Selma'yı çıkarana kadar var ya. Saçında saç, kafamda saç kalmazdı ama zaten kalmamış. Ana sen ben gelmişim ya kız Selma. İyi, haberim bile yok ha ama saçlarım gitmiş benim. Ay şu güneşe kurban olurum ben ya. Evet arkadaşlar görüyorsunuz yani korona morona diye bir şey kalmadı. Ya yok öyle kalmadı. Bir şey yok ya onu uyduruyorlar ya. Yani kalabalık gerçekten de güneşli. Çarşılar da aynı öyle. Her yer aynı şu an. Yakında onu da kaldırırlar. Hepsi aşıları ya sattılar. Amerikanın oyunu. Kim bana aşı olmasın demiş. Elif'im dedi. Elif ama bacım Elif ne yapayım mecburen olmak zorundayız. Biz çünkü hep insanların içinde olduğumuz için Elif bacı. Yoksa ben de hiç niyetim yoktu. Allah sen de biliyor. Ben kabul etmedim zaten. Neyse olmuyor. Ben bir olayım ama eğer ben gitmezsem bu tarafa Selma geri de aşağı oldurtturacağım. Ne olsun mantı dağıtıcım kız. Önce beyin yiyeyim kız. Niye hemen el aleme dağıtıyorsun? Allah Allah. Önce kocan yesin de ondan sonra dağıt ile. Neyse canlar. Evet vlogumuz patladı gidecek. Burada biraz yasak ya çekim. Evet. İnsanlar biz onları çekiyor zannediyorlar. Absürt absürt bakıyorlar. Ya, daha çekeriz ya da ipi olursa da bu da ipi olur. Dondurmacı kapanmış Ercan bana dondurma bakacağız, alacak. Hayır gidiyoruz. Kapanmış aha orası bak kapalı. Tamam hadi gidek bakalım. İyi kapanmış, arkadaşlar. Kapanmış. Tamam bir bakalım. Dondurma alacak da orada kapanmış. Tamam şimdi durduralım. Hadi gelişiriz birazdan. Yoruldum arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar gezdik tozduk. Eğlenmedik ama gezdik tozduk. Sonra ne oldu tabi? Sıcak hava ne yapar? Serin hava acıktırır. Yemek yok. Selma dedi ki gel Ercan dedi ben sana bugün dedi dışarıdan ısmarlayayım. Allah Allah dedim hangi dağda kur dövdü Selma dur hele dur dedim. Hadi hadi ısmarlayayım dedi gidek de bahçede de yiyek dedi. Valla al bak yüzü burada. Selma dedi iyi ki de bahçeme geldim. Bahçe gibisi de yok valla bak. Valla o kendine dürüm aldı. Ben kendime döner aldım. Evet Arke canlar. Selma kuru yemiş getirdi evden. Bir yerde kahve içeceğiz. Daha ne yapayım? Aç Ercan bak buranın dünürünü diyordum. Dönerini bazı arkadaşlar merak ediyordu. Bu döner efendim. Bu döner. Et döner. Açsana şöyle. Bakın buranınkini böyle yapıyorlar. Flensburg'un döneri böyle efendim. Evet. Bu da lavaşın arasına yapılmış. O dürüm. Bu da böyle bir dürüm efendim. Yurt dışındakiler biliyordu. Türkiye'deki arkadaşlar şey yapmıyor. Türkiye'de değişik oluyor. Biz de yedik ya Türkiye'dekinden. Aha bu da benim. Biz gittik. Evet. Daha doğrusu dur şöyle yapalım da. Dedim ya. O kadar yoruldum ki. Vallahi yoruluyor sen. Ama güzel oldu. Kötü mü oldu? Yavaş yavaş. Gözüme de sinek mi girdi? Ne yaptı? Yavaş yavaş gittik. Geldik. Edi, Lübü. Ercan'la vallahi yürüdük. Sonra Ercan dedi ki acıktım dedi Selma dedi. Bugün de çocuklar dedim ya dışarıda yiyeceklermiş diye. Ben bir elimi yıkayacağım. Gözümle oynayıp duruyorum çünkü. Elimde leke varsa. Selma. He. Ben salatasını bol koydurdum. Bir de soğanını bol koydurdum. İyi etmişim. Ben seviyorum ya soğan. Yorulduk yani. Eve de Ercan girmeyeceğim dedi.
ekmek arası bir şeyler yap. Selma dedi, aman dedim, gel birer döner alalım yiyelim dedim. Şimdi evde uğraşacağım, saat geçecek, hava kararıyor işte, soğumaya başlayacak dedim. İkna ettim Ercan normalde karşı dışarıdan yemeğe. Hı hı. Ondan sonra neyse efendim çıktık işte. Ben karşıyım. Çocuklar da karşı, kapıda karşılaştık. Talha da yemek istemedi. Diyette ya güya. Neyse ondan sonra çocuklar eve girdiler. Ben de hemen iki kıvır zıvır bir şeyler aldım. Ercan da döneri aldı hemen bizim yanımızdan. Geldik bahçeye. Şimdi burada yemeğimizi yiyeceğiz. Allah nasip ederse. Ay ben arkadaşlarım karşısında yiyeyim. Biz şimdi ne yapalım? Bir karnımızı doyuralım, gene beraber olalım. Evet arkadaşlar. Biz yemeğimizi yedik. Karnımızı doyurduk. Selma da hemen ocağa su koydu. Bir yerde kahve yaptı. Eline sağlık hayatım. Afiyet olsun Ercan. Kahve... Çok yakından mı çıkıyorsun? Ne yapıyorsun? Yok, kahve vallahi sütünü kullanmıyorum. Yok be. Ne olacak sanki Selma? Aa. Vallahi bilmiyorum. Ben yakışıklı çıkıyorum da seni bilemem. Ercan. Evet, senin buyur. Bilmecenin sorusunu. Evet arkadaşlar, ben size iki tane bilmece sormuştum. Şimdi bu, biz bunu vlog attığımız gün konuştuğum için böyle söyleyeyim. Kimin ne yazdığını şey yapamadım. Ya ona gerek yok, sen bilmecenin cevabını söyle, uzatma. Cevabını söyleyeyim mi? Birinci bilmecem. Ne demiştim? Denizde ne paslanmaz? Efendim onu söylüyorum, sıkı durun. El yakıyor Türkiye'de biliyorsunuz. Denizde ve dünyanın her yerinde paslanmayan bir şey varsa o da altındır arkadaşlar. Denizde 100 yıl altın dursa paslanmaz. Bu birinci cevabım. Yani denize düşen şey altınmış, altında paslanmazmış. Evet. İkinci cevabım, demiştim hangi et ağlamaz? Yani bağırmaz, acımaz. Ya da acımaz. Onun cevabını söylüyorum. Ölü ettir arkadaşlar. Kesilmiş, kesilmiş et. İstediğin kadar kes, gıkını çıkaramaz. Bunları benim cevabım buydu. Daha ben arkadaşlara neler soracağım. Ya nereden öğrendin bunları? Bende cevher çok. Sen bana cevher. Sen bana izin vermiyorsun. Cevher. Hele bir de ilham geldi mi var ya. Oo. Aklıma neler gelir neler. Şakir, şeker. Attım ya. Ha, elini sağlık. Ay Selma sus konuşma be. Heh, iyi ki bir kahve yaptın. Hemen havalara uçmaya da. Sen yarın ne yapacaksın onu düşün. Selma yarın son günüm. Yarın Ercan izine ayrılıyor. Bugün 10 dakika geç kaldım arkadaşlar. Hiç sorma. Uyumuş. Alarm çaldı. Ben de ne bileyim alarmı kapattım. Ondan sonra uyumuş gitmişiz. Sonra iş yerinden şef aradı. Ercan'a neredesin, neredesin diye. Hemen Ercan ooo dedi, hemen kalktı ama apar bir duraklık. Topa. Apar topar. 5 dakikalık 10 dakikalık geç kalmışlığı var. 10 dakika geç kalmış. Allah'tan bizim hep yedeğimiz var. Çünkü biz bu otobüste mecbur hep yedek zorunda bulundurmak zorundayız. Olur da hani biri geç kalır. Mesela bugün benimki gibi veyahut da anında hastalanır geceleyin. Daima sabah olsun, öğlen olsun, akşam üzerine doğru her zaman yedek vardır. Anında bir şey olur gibisinden hemen o onun yerine atılıyor. Sağ olsun hemen ben geç kaldım diye arkadaş başlayacağı yerden başlamış. Hemen de onu ben bizim evin durağını orada yakaladım. Yani bir 10 dakika gecikmem oldu. Ama sıkıntı olmadı. Yani olmazdı yani. Ondan sonra bugünü böyle atlattık. Geldim. Selma da işte. Ondan sonra oğlanı spora götürdüm biliyorsunuz işte. Sonra Selma dedim. Selma bak dedim. Eğer dedim evde oturursak gözüm gidiyor. Hakikaten evde gözüm gidiyor. Daha gördüm. Dedim hadi geç. Yarın sabah 5'te kalacağım. 5'te kalkmayacağım. 4:20 geçe kalkacağım. Tamam işte 4:20 5'te iş başı olacağım. He. Yarın saat 5'te iş başı alıyorum. Yani 4'te kalkarım yani. 12:30'da pay bitiyor. Faydası ve bir oluyor. Ay evde. Bir ay evdeyim arkadaşlar. İzine gidek. Ah nerede? Ah keşke gitsin. Bak hayırlısı. Bugün Kayserili bir hemşerimizle karşılaştık. Ercan'ın arkadaşı. Onlar da izine gideceklermiş. 10 gün sonra değil mi? Haftaya cuma. Işte. Haftaya cumaya. Çok niyetliydim ya. Vallahi çok niyetliydim. Allah var. Arabayla gidiyorlarmış. Tüm karantinalar falan da kalkmış. Kalktı kalktı. Hiçbir şey diyor sorun değil diyor. Atlayın gidin diyor. Ama bizim araba sorunumuz var. Hatta abi demiş ki arabaya tüfünü al git demiş. Ben arabaya tüf yani almasını alırız da. Bakımını yaptır yeter dedim. Ben o arabayı istemiyorum. Anladınız ben mı? Ben yeni araba istiyor.
Ne yapayım? Arabayı ne değiştirmek istiyoruz daha yani. Çünkü çoluk çocuk hepsi ehliyeti, araba, bu araba çok uzun, büyük. Biz biraz daha ufak, yani çok küçük de değildir, orta bir araba istiyoruz. Hani çoluk çocuk da rahatça sürsünler diye. Hani bir demlik diyorum, almışken öyle alalım da iyisinde. Çoluk çocuk da hani güzelce kullansınlar niyetindeyiz, evet. Ama işte evdeki hesap çarşıya uymuyor. İse niye inşallah? Ya yine ben eğer azıcık şey yapsaydım yine ben giderdim de, her şeyimi hallederdim de. Benim büyük oğlanın sorunu olduğu için işte o beni üzen taraf. Çünkü her an üniversiteden haber gelir, oğlan burada tek başına kalırsa işte o korku var. Çünkü benim ben öyle bir huyluyum. Dünyanın neresine gidersem gideyim, yoruluyum, ölüyüm. İki günde kalmış olsam eğer oğlum bana dese, baba bana haber gelirse ben o izini, tatili iptal eder çıkar gelirim. Ben öyle bileyim. O korku var. Yoksa yani... izinimiz yani rezil olmasın diye daha doğrusu bu sene kalıyorum ben yani şahsen. Herkesin kendine göre bir düşüncesi. Evet. Çocuğunuz var mı işte sorunlu oluyorsunuz. Yani. Hani küçükken okullarını ayarla, bir tatile gitseniz bile çocukların okuluna göre ayarlıyorsunuz. Hani ne olursa olsun hep çocuklarımıza göre kendimizi ayarlıyoruz. Tabii canım şimdi burada... Ve çoluğun çocuğun olmasaydı, Ercanlı ikimiz dedi bir dost olsaydık hemen... İstediğimiz zaman çıkar giderdik. Bir valizin içine iki tane tişört, iki tane pantol, iki ayakkabı atar basar giderdik. Aynen gittiğin öyle. Gittiğin yerde alırdın sırtını başına. Ama şimdi burada öyle değil. Yani her yerde de okul kapalacak da izinin olacak. İş çalışıyorsan çalıştığın yerde okula göre ayarlıyorsun. Çalışan tek sen değilsin. Yüzlerce insan var. Onlar da çoluğu çocuğu var. Ya onlar da aynı zamanda. Onu zaten dedim. Çocuklara göre kendimizi programlıyoruz. Artı hani bekar olun ama bekar diyorum. Çocuksuz olunca da hani nasıl? Rahatlığı var. Bir başın şeyde hemen hayır. Canın istedi bas git. Problemin olmuyor. Bir başın kaygısız başın. Bir kelime azıcık var. Azıcık aşım kaygısız başın. Azıcık aşım kaygısız işte başın demişler. O yüzden demişler. İşte biz de bunu emeklilikle yapacağız. Yeni evliler. Şimdiden tadını çıkarabilirsiniz efendim. Emeklilikte yaparız biz de. İnşallah çoluğumuz çocuğumuzu bir rahat yerleştirerek gözümüz arada kalmazsa tabii ki emeklilikte. Evet. Yoksa biz Türkler biliyorsunuz. Evet. Mezara girene kadar gözümüz çocukların üzerinde olur. Aman aman aynen. Çocuklar iyi olsun aman aman. Hep çocuklarımız için yaşarız. Yabancılarda öyle bir şey yok. Hani onlar 17-18 olunca çocukları elde kendi daha. Ayaklarının üstüne basarlar. Hayatlarını kendilerine göre yani kurmaya çalışırlar. Her şeyi o yüzden de paranın kıymetini bilirler. Gerçekten benim Orçun'un bir arkadaşı vardı Alman kız. İnanın kız hem okuyordu hem iki tane de işte çalışıyordu. Hmm. Kız o babasının da durumu gayet iyi. Üniversitede öğretmen babası. Evet. Yani maddi anlamda çok zengin. Aynı şehirde yaşıyorlar. Ama kızını 18'e gelince sen artık ayakların üstünde durma zamanın kendin gelmiş. Çalış, kendin çalışıp kendin kazanacaksın. Kızı göndermiş öyle. Evde. Ondan sonra inanın kız kendine göre evini tutmuş, dayamış, döşemiş. Yani hem kirasını ödüyor, hem üniversitesini okuyor, hem çalışıyor. İnanın. Yani kıyafetlerini, yiyeceklerini bile misal biz o bir markete gitsek dünyayı alıyoruz. Bir tane elma, bir tane muz atıyor. Bir tane domates. Evine göre alışverişini yapıyor. Azıcık azıcık. Hani evet. Alman usulü derler ya. Evet. Orçun da işte bir dönem onların yanında kalmıştı. Üniversite ağır sınavlar geçiriyorlardı. Hani beraber çalıştılar derslere falan. Hani orada 1-2 ay Orçun kaldı. Kirası, yemesi, içmeleri hep ortaktı biliyor musunuz? Herkes kendi şeyine ödedi. Yani gerçekten bazen Almanlar daha mantıklı yapıyor. Çünkü çocukları paranın kıymetini biliyor. Yaşamın zorluklarını biliyor. Tabii. Kız kendi hayat çalışarak biriktirdiği parayla ehliyetini yaptı. Arabasını yani. Aldı. Bakın ben çocuklarımızın hepsini biz Ercan'la Ercan karşıladı. Yani biz karşıladık. Yani çocuklarımız kıymetini bilmiyor. Şimdi ben Talha'nın eline 20 euro para versem bu ne ki diyor. Gerçekten beğenmiyorlar. İki dakikalık yaparlar. Biz aslında yanlış yetiştiriyoruz. Yanlış. Yani hata bizlerde. Çünkü çocuklarımızı böyle alıştırıyoruz. Rahatlığı alıştırıyoruz. Evet. Zorluğunda biz çekiyoruz. Evet ileride çocuk hep istediği zaman sen yok dediğin zaman çocuk inanmıyor. Vardır sende diyor. Çıkaracaksın. O yüzden var ya Almanların eğitim sistemi gerçekten çocuklarını geleceğe dayanık daha sağlam yetiştiriyorlar. Hmm. Bizler gibi offlayıp okumalar. Avrupa'da yaşayan arkadaşlar bilir zaten. Ya durumları zaten onlar biliyorlar zaten. Ama gerçekten de öyle. Almanlar zor. Doğru ve düzgün yetiştiriyorlar aslında. Bizler bazen kızıyoruz 18 yaşında hemen evden gidiyorlar gönderiyorlar diyoruz ama adam diyor ya artık reşitsin diyor. Ha, 23 yıl ya ben çocuğumu 18 yaşında evde zaten ayırmam. Yani. Ama
Zaten onu ben yapamam. Çünkü yani ben çocuğum, Orçun kaç yaşına geldi? Bir arkadaşı olsa arkadaşının kütüğüne varana kadar ben çıkarttırırım. Hatta böyle bir kız arkadaşı olmuştu. İşte ona gideceğim dedi. Böyle ders falan çalışacağız. Kız arkadaşım oldu. İnanın kızın nereden gelmiş, kimmiş, ebesi kim, dedesi kim? Gittim araştırırım. Benim huyum Ercan bilir. Hatta Orçun bana kızıyordu. Anne niye böyle yapıyorsun? Utanıyorum. Oğlum utanma. Başına bir iş mi gelir? İşte gittiğin yer yabancı yer. Sana bir şey mi yaparlar? Bir şey mi içirirler? Orçun hep sinir olurdu bana. Yani ben daha Ercan'dan paniğimdir bu konularda. Ama yani zaten çocuğumu ben 18 yaşında ayırsam bile zaten üstüne titreriz. Biz Türkler öyleyiz. Ayırsan ne olacak ki? Yine sen gideceksin yemeğini yapacaksın. Yine sen gidip bulaşını yıkayacaksın. Yine i̇şte sen gidip çamaşır yıkayacaksın. İşte yanlış, kendi ayaklarının üstünde işte. Bırakamıyoruz. Biz o bizim genlerimizden geliyor. Abi, Türk genliğinden, abi, izine, Müslüman misal, genliğinden izine, geliyor. Biz yapamayız. Biz izine, illa misal, birinde, üstlerine titreyeceğiz. Birinde bir izine gittik. Oğlum evde tek başına baktık. Bir aylığına misal. Ama aklım hep buradaydı. Her şeyini hazırladım. Yemeklerini buzluklara doldurduk. Bak oğlum şurada şu var. İşte kıyafetlerin şöyle yani. Sen çamaşırı biriktir oraya. Çamaşır makinesinin nasıl çalıştığını, onunu, bunun her şeyini öğrettik. Her şeyi defalarca gösterdim. Kaldı ama bir ay rahatça kaldı. Kaldı. Evimi zaten biraz mahvetti, batırdı etmiştim. Ama yine tabii yine de aklımız hep buradaydı. Ben evet, hep arar sürekli sorardım. Telefonda hani konuştuk ettik sürekli 7/24. Yani Allah'a şükür ama yine de biz dediğim gibi bizim genlerimizden gelen bir şey herhalde. Biz çocuklarımızı hayır efendim aşırı derecede bağımlıyız. Aşırı derecede üstlerine titrediğimiz için ne diyelim, Allah sonundan hayretsin. Biz oluyor yani. Yani. Yani patladı gitti. Hem onların özgüveni açısından da çocuklarımızı biraz hani tabii, kendi hallerine bırakmamız lazım ya. Tabii canım. Ama tabii ki her zaman gözümüz üstünde olacak. Her ne olursa olsun her zaman böyle kaplan gibi tetikte bekleyeceksin. Hani dışarıdaki şeylere karşı da koruyacaksın. Her ne olursa da olsun her zaman yanlarında olacaksın. Ne fazla uzağa yollayacaksın ne de fazla sıkacaksın. İkisinin ortasında tutacaksın. Çünkü bu zamanın gençleri çok baskıya da gelmiyor. Çok serbestliğe de gelmiyor. Evet. Serbest anda elinden kaçar. Çok sıktığın anda da elinden kaçar. İkisinin evet. ortasında tutacaksın. Ortasında. Tuttuğun zaman zaten kazanırsın. Ha bir de şu var. Kaderinde alnında yazılana da razı olacaksın. Evet. Ben bu düşüncedeyim. Ne diyeyim canlar? Ya konuşma uzun süre uzun böyle süre. Yani. Kahveni iç Selma. Yorulmuşsunuz. Biz de işte böyle çocukların işte çocuklar için izin bu sene olmuyor. Aha Sudenaz işe başlayacak biliyorsunuz meslek yapacak. Ondan sonra bakayım izinlerimiz denk gelecek ya, mi? İzinler denk gelecek mi? Bakalım. En güzel izinler ne zaman oluyor? Çoluğun çocuğu okula gittiği zaman küçükken okul kapalıydı alıp gidiyordun. Çalıştın mı? Öyle olmuyor arkadaşlar. Olmuyor. Kimisi geç veriyorlar izini, kimisini erken veriyorlar. İzinler uyuşmuyor gerçekten söylüyorum. Hı. Allah bakalım. Hayırlısı. Yani Allah hakkımızda hayırlısını eylesin değerli kıymetli dostlar. Evimizin. Allah herkesin evine huzur, Halil İbrahim bereketi versin. Rabbim evlatlarla sınamasın. İşte seyrediyoruz Müge'yi. Orada neler görüyoruz neler. Allah'ım o dertleri hiçbirimizin evine sokmasın. O dertli olanlara da Rabbim yardım etsin. Hayır şu Müge'ye bir de ben çıkacağım Selma. Madem her gün izliyorum. Bir de ben çıkayım Müge'ye de bir de beni izle orada. Ay neyse gelin size bahçenin şöyle Müge son bacım, halini göstereyim. Selma bana mantı yapmıyor. Bacım. Abo Müge'ye sana mantı için çıkacakmış. Anam bu beni rezil edin. Olur da belki yanlışlıkla basar bizim kanala da izler de beni davet eder. He Müge Hanım da Ercan'ı davet edecek. Selma Hanım Ercan Bey'e mantı yap. Yo Müge her zaman bizi tutar. Gelin size bahçeyi hadi göstereyim. Hadi bahçeyi göster. Bak yaprakları kapattı iyice. Hadi sen. Arkadaşlar Selma geziyor. Ben burada keyif yapıyorum. Oh, ne diyeceğim? Sen Allah'a dur yarın, bahçeyi göster. Yarın son günü. Sen. Bakın canlar bu da teras şeyin. Buranın işte diyemedim. Buranın çardağın yaprakları bakın. Oğlum, burada büyüdü. Biz. Dışarıdan çeksem daha fazla da bu içeride. Şuraya bakın. Dışarıdan çek. Aha bak şuralar. Artık sarmalık oldular. Selma'cığım bak şuraya. Bakın bakayım. Canlar bu da dışarı kız dışarıda ya sarkmış hali. Gez işte göstersene hayatım. Şimdi hayatım. Kim yürüyor? Bakın koca koca olmuş artık. Oo, bir kısım da orada var bakın tam Selma. Oraya da. Çünkü bakın buradan böyle gidiyor orada bu var. İçeri de doluydu da ben kestim. Bu içerileri de hep Ercan kesti. Buralar bu hep yaprağıydı canlar. Ben kestim arkadaşlar. Ercan Bey hepsini hallediyor. Bakın maşallah gördünüz mü nasıl büyüdü? Bakın her bir günde böyle büyüyor görüyoruz mu? Artık şu sarılmaz mı? Bakın sarılmış. Şu sarılma zamanı. Tazecik tazecik. Kızlar gelin sen Almanya'daki gurbetçinin.
gönül dostları, gelin de beraber saralım. Şöyle eşkili eşkili sarıp yiyelim. Ay ne güzel olur. He? Bahçede saracağım. He. Burada koparacağım, burada halledeceğim. Vallahi gelin şöyle yakından çekeyim de kapak fotoğrafı yaparız. Kızlar gelin beraber sarıp yiyelim eşki eşki. Hakikaten güzel kapak. Zeytinyağlı. Ya. Ama bugün bahçede çalışamadım kız senin. Olsun. O gün Ercan bakın buraların temizledi canlar. Burayı o güllerin oraları. Be. Bakın buraları da böyle. Ha burayı da toprağını belledi dediğim yer vardı ya. Bakın burayı da yaptı. Bir orada bellendi. Bir kere daha geçecek. Fasulyeyi de yarın en fazla yarın bellerse perşembeye de fasulyemizi dikeriz Allah nasip ederse. Allah yemeği nasip etsin. Ha. Soğanlarımız da bayağı uzadı boyları. İyi, maşallah. Öyle canlar. Vallahi ne diyelim. Evet Selma'cığım. Bak hele nereden fışkırıyor ha. Maşallah. Ey Rabbim. Oradan atıyor şu kuru daldan değil mi? Ya. Nasıl çıkıyor yeşil? Yemişin ha. Şu kuru daldan çıkıyor efendim. Görüyorsunuz mu? Bakın hala. Şu kupkuru şeyden kuru şöyle yeşillik çıkaran Rabbime ne diyelim? Hamdü senalar olsun. Hem ya bak hem yaprağını veriyor hem üzümünü veriyor. Görüyorsun, çok şükür elhamdülillah. Gerçekten ya. Rabbime binlerce sen bana bir mantı yap. Ne bağırıyorsun be benden ne oluyorsa diyor. Hem yaprak veriyor hem üzüm veriyor da bir iki tane un yürüp de bir mantı çıkaramadı ortaya. Ay ben de diyorum bu niye bağırıyor diyorum. Ay Ercan Allah aşkına yapma. Sen dinledin sen. Ercan sakın ha. Zaten serinle de hava. Hey hey. Arkadaşlar sizleri seviyoruz. Sen tut. Elim ıslak. Olsun. Olmaz tutamam. Ay Ercan. Elimde diken var. Arkadaşlar sizleri seviyoruz. Şimdi biz de gayet. Ay sen de tipin. Niye Ercan öyle deme. Sonra Selma, diyorlar bu tipin ne diyorlar. Selma 18 yaşında değilsin artık hayatım ya. Allah olsun Allah. Yine güzel çıkayım. Yine iyi tuttum. Gel şöyle iyi. Gel. Yine iyi tuttum gencecik. Dur ne yapayım. Kel kafamı gezdirip duruyorsun ya Allah Allah. Tombik tombik çıkıyorum. Aha bugün diyette bozuldu. Zaten tombik. Lütfiye diyecekti Selma boğazım durmuyor. He dümün miydin hani. Köye şunu tut ki. Köye Adnan iki yürüyüş yaptı arkadaşlar. Lütfiye diyor ki benim gün Lütfiye kilo da veremiyordum. Selma biz de boğazı tutamıyor diyor. Ya doğru demiş. Şurada iki yürüdük ya. Fazlasıyla aldık diyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gurbetçi aile Selma ile Ercan'la lütfen kalın. Kanalımıza bir like bir yorum. Ne yapıyorsun Ercan? Kal depeme çıktı. Öyle başlayalım. Ne diyordum? Kanalımıza bir like bir yorum. Eşinizle dostunuzla vloglarımızı paylaşırsanız aha bu garip adamı mutlu edersiniz. Garibe bak garibe maşallah. Garip deyince de cinleniyor. Ne garip işte garip değil. Evet dostlar sizden destek verin. Ha bir de şunu anlatacaktım size. Hadi Selma hadi bitti. Canlar bizim bir başımızda bir olay oldu bugün ama çok güzel bir olay. Polislik olduk ama çok güzel bir polislik olduk. Onu da anlatalım aklımızdayken. Bugün Sude Naz'ın bir sınavı vardı. Sınava girecekti. Ondan sonra otobüsle şeye gitti. Buradan durağa bindi. İkinci durağa. Ercan'ın o Zop'a gitti. Zop'ta otobüsü bekliyor. Otobüste maalesef bozulmuş. Evet. Anam kızın da sınav saati çok az kalmış. Gidecek yerde uzak. Sınav saati az kalınca Sude Naz çıldırıyor tabii ki. Biz arıyor. Anne otobüs gelmiyor. Ben sınava giremeyeceğim. Son sınavı çünkü bu. Allah'ım ne yapalım ne diyelim. Şaşırdık. Tuğçe dedi ki anne dedi. Bak dedi polisi arasın dedi. Hemen o Zop'ta da polis karakolu var. Evet. Anne dedi polisi arasın dedi. Orada polisler dedi Sude Naz'a dedi bu konuda dedi yardımcı olurlar dedi. Sude'ye de hemen ben yazdım kızım dedim git dedim polise dedim durumunu anlat dedim. Böyle böyle işte benim sınava gireceğim geç kaldım son dakikalarım beni yetiştirebilir misiniz? Hemen o da gitmiş. Polis evde demiş ki tabii ki demiş götürürüz demiş. Önce oradaki kişiyle konuşmuş. Onda demiş ki tamam demiş. Şimdi bir araba gelecek seni alıp götürecekler demiş. Aman bir sevinmiş. Neyse diyor kocaman diyor polis arabası diyor. Geldi diyor. Beni aldılar genç iki tane polis diyor. Bindirdiler diyor. Herkes diyor bana bakıyor diyor. Aa bu kadın kız niye otobüs polis arabasına biniyor. Ondan sonra diyor sınava gireceğim yerin diyor. Kapısına kadar diyor beni soktular diyor. Ondan sonra bana fiş yani iyi. Başarılar, bol şanslar. Ondan sonra benimle sohbet ettiler, konuştular. Hadi senin yanındayız falan demişler. Yoruldum cesaret Selma, vermişler. Yeter artık.
Bir de güzel tebrik etmişler. Herkes bakmış, aa falan demişler, şaşırdılar diyor polislerle diyor, böyle bay bay yaptık, şunu ettik diyor. Yani bugün evet polislik olduk ama polisle güzel bir polislik olduk. Bugün tatlı polislik. Sevimli polislik olduk. Evet, polislerden büyük bir yardım aldık. Sağ olsunlar. Yani Allah şey demeyeyim de yani teşekkür ya, ediyoruz evet. Flensburg polisine bu konuda bize destek olduğu için. Duracağım bir dakika. Evet canlar, Alman polisinden büyük destek gördük. Bunu da hatta kapak fotoğrafıma yazacağım. Evet. Hani gerçekten mutlu olduk. Teşekkür ediyoruz buradan Flensburg polisine. Bize böyle bir iyilik yaptığı için. İşte öyle canlar, her neyse. Yolumuz uzadı. Daha deniz kenarlarında gezdik, tozduk. Ha, biliyor musun? Hazır polis arabasından binmişken kanalımızın ismini söyleyip de abone yaptırsaymış ya. Ha, bu da ne diyor bu? Neyse canlar. Patladı gitti yine arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın Almanya'daki gurbetçi aileyle. Lütfen kalın. Görüşmek üzere. Gariban kızından kalın. Gariban sensin. Garibanmış. Sen dedin ya bana.